İyi akşamlar kıymetli gençler. Geldik bugün. Son 32 mi son 31 mi? Çok önemli değil. Biz çünkü hayallerimize gün be gün yaklaşıyoruz. Bugün de o günlerden birisi. Çok güzel iki tane soru. Bir tanesi türev, bir tanesi de integral. Özellikle söylüyorum. Bakın integralde Riemann'a dikkat edin. İntegralde Riemann sizin hayatınızı kurtaracak. Bence gelecek. Böyle bir beklenti içerisindeyim. İnşallah gelir çünkü gelen sorular hakikaten çok kolay. Hadi bakalım ilk türev sorusuyla başlayalım. Aşağıda demiş y eşittir x'in karesi artı 6 parabol grafiği verilmiş. Orijinden çizilen doğrular A ve B noktalarında parabole teğettir. Buna göre teğet olan doğruların eğimleri çarpımı kaçtır? Şimdi bunu normalde bu sene ÖSYM daha farklısını yani geçen sene daha farklısını sordu. Ama bu kurala benzer bir yöntemi bilmen gerekiyordu. Hadi bakalım nasılmış bu yöntem? Orijini bir yazayım. 0'a 0 olduğunu biliyorsun. Diyorum ki ben bu noktanın herhangi bir A noktasında teğet olduğunu biliyorum. A'yı getirdim fonksiyonda yerine yazdım. A'nın karesi artı 6 noktası dedim. Şimdi teğeti gördüğün zaman ilk aklına ne gelecek biliyor musun? Ben teğeti gördüğümde aklıma getireceğim tek şey diyeceğim ki bu fonksiyonun eğimini bilmem gerekiyor. Eğim aynı zamanda bu noktadaki türev değil miydi? F'in türevinde A noktasına karşılık gelecek. O halde türevini aldığımda burası 2x yapar. X gördüğüm yere A yazdığımda 2A'ya karşılık geldi. Hocam niye burayı yapmadın? Hiç önemli değil. A'yı bulduktan sonra bunun da yine simetrik olacak şekilde negatif hallisidir. Peki bu ifadeyi düşünelim. Ben eğimi böyle biliyorsam ve iki noktanın da bilindiğini görüyorsam bu ifadede iki noktası bilinen doğrunun eğiminden de ne yaparım? Eğimi bulabilirim. Hatırlatalım iki noktası bilinen doğrunun eğimi şöyle bulunmuyor muydu? Diyorduk ki y2'den y1'i çıkartıyordum. x2'den x1'i çıkartıyordum. O halde bu ikisinin birbirine oranını yazınca eğim çıkıyordu. Eğim kaç? 2a. Bu ikisi de aynı doğruya denk geliyorsa demek ki bunun eğimi de 2a eşit olacak. Şimdi gelelim noktalardan yola çıkacak olursam bu ifadeden y2 dediğimde a kare artı 6, y1 dediğimde 0'ın kendisi. x2 dediğimde a'nın kendisi. Buradaki ifadeye dikkat. x1 dediğimde 0'ın kendisi. Çok önemli değil. İçler dışlar çarpımı 2 tane a'nın karesi eşittir. A kare artı 6 yapacaktır. Gönderdim a kareyi karşıya. A kare eşittir 6. A'nın karşılığı eksi artı kök içerisinde 6. Biraz önce ne dedim? Buradan gitmiş olsaydın aynısının eksilisini bulsun. Yani birbirine simetri olan değerler. Yani şurası kök 6'ya karşılık geliyor ise buradaki değerim neye denk geliyormuş absisini söylüyorum. Eksi kök 6'ya karşılık gelir. Buradaki ifadeyi ayrıyeten bir daha yapmanıza gerek yoktur. Peki hocam bana neyi sormuş? Eğimler çarpımı sormuş. Sen eğimin 2A olduğunu bilmiyor muydun? Tamam 2A olduğunu bildiğin anda getireceksin. M1 diyelim bir tanesinde. A gördüğüm yere kök 6 yazdım. 2 kök 6. M2 dediğim. X'deki buradaki değer yani eksi kök 6, eksi 2 kök 6. M1 çarpı M2'yi soruyor. Dolayısıyla M1 ile M2'yi çarparsam eksi 2, eksi artı 2'den dolayı eksi 4. Kök 6 ile kök 6'nın çarpımı da 6 yapacak. Cevabımız da dolayısıyla eksi 24 yapmış olacak kıymetli gençler. Hadi bakalım ikinci soruya geçelim. İkinci soru çok kıymetli demiştik değil mi? Şimdi burada aslında konuyu anlatmak adına bunu soruyorum. Yoksa bunu çok rahat yapacağını biliyorum. Bu ifadede buna aman dikkat edin. Buna benzer daha güzel sorular gelecek. Bunu biraz daha konu anlatım için yaptığımı unutma. Şimdi kıymetli gençler mantık ne biliyor musun? Riemann diyor. Eğer diyor başlangıç noktası ve bitiş noktası biliyorsan bu fonksiyondan dikdörtgenler oluştur diyor. Nasıl hocam dikdörtgenler? Alt Riemann'ı bulmak istersen küçükten başla dikdörtgen oluştur. Küçük uç noktadan başla. Burasına dikkat edersen birinci dikdörtgen, ikinci, üçüncü. Hocam bunun devamında zaten bir nokta olmadığı için burada kes. Bu ifade neyi verecek sana? 2 buradaki uzunluk, 2 buradaki uzunluk, 2 kere 2 4 birimi verdi. Şimdi geldim ikincisine. Burası 2 birim, şurası 3 birim. 2 çarpı 3'ten 6 birim burası yaptı. Burası 2 birim, burası 5 birim, burası da 10 birim yaptı. Şimdi toplam ne yaptı? 20. Senin dikkat edersen şuradaki parçaları saymadan 20 yaptığını bulabiliyorsan demek ki var olan ifadenin alanı kesinlikle 20'den ne olmalı? Büyük olmalı. Hocam ne alaka 20 alanla diyeceksin. Şimdi biraz soruyu böyle heyecanla giriş yaptığım için ifadeyi söylemeyi unuttum.
2'den 8'e kadar giderken integral değeri bulmak ile bunun altında kalan alanı bulmak arasında herhangi bir fark yoktur. Ama ben fonksiyonu bilemediğim için dolayısıyla bunun integralini ve buranın alanını bulamıyorum. O halde Riemann diyor ki bildiğin dikdörtgene çevir diyor bunları. Dikdörtgenin alanını bul. Bu bulmuş olduğum Riemann alt diye geçecektir. Bir de Riemann üstü bulacağız. Bu bulmuş olduğumuz integraldeki şu kısmın tamamı bununla bunun arasında bir değer yapacak. Yani 2'den 8'e kadar gidecek fx dx yani buradaki alan 20 ile işte bulacağımız değer arasında olacak. Hocam peki diğer nasıl bulunur? Diğeri de diyor ki şöyle yapacaksın diyor. Nasıl bunu alt sınırdan başlattıysan bunu da üst sınırdan başlatıp dikdörtgenler oluşturuyorum. Bak şöyle şu birinci dikdörtgenim gördün mü? Yine buradan aynı şekilde uzat. Buradan ikinci dikdörtgenimi oluştur. Şuradan uzat. Üçüncü dikdörtgenimi oluştur. Yani siyahla oluşturduğum dikdörtgenler. Şurayı bir temizleyeyim. Daha da böyle gözünüze çarpsın ifademiz. Şimdi bu birinci dikdörtgen, ikinci dikdörtgen, üçüncü dikdörtgen dedik. Buradaki dikdörtgen alanlarını bulmam gerekiyor. Şunu bulacağım, şunu bulacağım. Bir de şuradakiler karışmasın diye şurayı da bir yeşil renkle mi yapayım? Yeşille de şu ortayı yapalım. Şuradaki alanlardan bahsediyor. O halde bu alanlar zaten cevabı verecektir. Şurası 2 birim, burası 3 birim. 2 kere 3, 6 yaptı. Burası 2 birim, burası 5 birim, 10 yaptı. 2 birim, 9 birim. Dolayısıyla 18 yaptı. Var olanların toplamı ne yapacaktır? 16, 18, 34 yapacaktır. Yani diyor ki senin bulacağın Riemann alt 20 iken Riemann üst 34'tür. İntegraldeki alan değeri 20 ile 34 arası. Hangisi olamaz diyor. Dolayısıyla E şıkkı bizim alanımızın dışına çıkmış oluyor. ÖSYM'ne soruyor. Bunu çoğu zaman sordu. Ben yine bu sene yani 2021'de soracağını bekliyorum. Aman ha bak canım kardeşim aman ha bunu kaçırma hakikaten çok üzülürsün çünkü kaçırılmayacak kadar kolay olduğunu görmüş oldun. Hadi bakalım o halde bugünlük de bu kadar olsun yine hayallerimizi hayata çevirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Sonuna kadar çalışacağız elimizden gelen geldiği kadar çalışacağız elimizden gelen en iyisini yapacağız. Sonra inşallah bu sene sizleri üniversiteye yerleştireceğiz. Kendinize dikkat edin iyi çalışmalar hoşça kal.